Türkiye S-400 sistemini hiçbir NATO komuta kontrol sistemine entegre etmeyeceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Deniz Yarbay, Şebnem Aktop tarafından yapılan açıklamada NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sistemi de müstekil olarak hiçbir NATO komuta kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır denildi. Açıklamada Rusya'dan alınan S-400'lerin hazırlıkları kapsamında deneme ve sistem kontrollerinin yapıldığı bilgisine yer verildi. Türkiye'nin geniş bir coğrafyada karşı karşıya bulunduğu bütün risk ve salgına rağmen ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getirdiğine dikkat çekilen açıklamada Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir ifadesine yer verildi. Açıklamada dost ve müttefiklerimizden beklentilerimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır denildi. Bu arada Pentagon, Türkiye'nin 16 Ekim'de S400'leri test etmesini kınadığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Tutumumuz çok açık ve sabittir. Operasyonel bir S400 sistemi Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle bağdaşmamaktadır." dedi. Sözcü bunun ikili ilişkiler açısından ciddi sonuçları olabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar, bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların testlerini yapıyoruz. Bundan sonra yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada tabi Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri kullanılıyor. Oraya böyle bir şey Amerika soruyor mu? Veya söylüyor mu? Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.